Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Green Screen'li yeni bir videoyla karşınızdayım. Tekrar Green Screen'i kullanıp bu şekilde videolar hazırlamaya karar verdim arkadaşlar. Ve Kaptan Tsubasa'nın yolculuğuna hep birlikte başlayacağız. Benden istiyordunuz biliyorum. İki tane seçeneğimiz var biliyorsunuz. Bir tanesi Tsubasa'nın kendi hikayesi, diğeri ise Tsunabasa'nın hikayesi olacak. Tsunabasa tabii daha sonraki seviyede gelecek. İlk başta Tsubasa'ya hep birlikte bir başlayalım ve seriyi bir tamamlayalım. Uzun bir video olacak, onu hemen söyleyeyim. Şimdiden çayı, kahveyi, her şeyi hazırlayın. Ben bir bakayım, bir sıkıntımız var mı? Evet, hiçbir sıkıntı yok. Benim saçlara bak Allah aşkına. İyice uzadı ha. Saçları da kestirmek lazım. Her neyse. Şimdi Tsubasa'nın kariyerine başladık arkadaşlar. Tsubasa gerçekten çocukluğumuzun kahramanı. Benim yaş grubumun severek takip ettiği çizgi film serisiydi. Anime serisiydi diyelim. Biz çizgi film diye izledik. Ve hızlı hızlı şu konuşmaları geçip şu Ishizaki'nin tipe bak ya. Hajime Taki. Kisugi. Oyun çok güzel bir oyun olmuş. Ben hızlı hızlı geçmek istiyorum burayı. Skip diyalog diyelim. Gerçi geçersem de... Dur, tutorial kısmını falan da atlayalım. Direkt maça çıkalım. Ya geçersem çok bir şey anlaşılmaz diyeceğim de hani ara ara biraz böyle bakalım şeylere, diyaloglara. Sonra... Yani atlayıp atlayıp maça doğru gidelim. Şimdi takıma baktığımız zaman Kaptan Tsubasa orta sahanın göbeğinde duruyor arkadaşlar. Sol tarafta Matsumoto, sağ tarafta Mizuno. Gerçekten Fenerbahçe gibi bir takımız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun hakkımızda. Start the match diyelim ve mücadelemiz başlasın efendim. Tsubasa bittikten sonra dediğim gibi Tsunabasa kariyeri gelecek. Tsunabasa nedir abi ya bilen diyenler de yakında görürler. Şimdi burada bize oyunu anlatıyor abi. Kibe! Matsumo, Matsumoto. Nereye attın oğlum? Mizuno. Toprak toprak sahada oynuyorlar. Al, havadan pas at diyor. Al, attım abi. Al, bir tane daha yerden pas at dedi. Onu da attım. LT. Hah, bunu da kullandım. Pas at dedi. Okey. Tutup asalan. Drive shoot geliyor. Drive shoot. Biraz sesini açayım oyunu. Abi Tsubasa vuruyorsa gol olur yani. Bu 2-2 daha 4. Ne oldu? Bokun çıktı kalecinin. Baksana. Ne oldu oğlum? Tsubasa da net konuşuyor bak. Vallahi maşallah sen oğlum, maşallah. Topa vurdu mu kartal yapan. Topla resmen might up geçen bir futbolcu Tsubasa biliyorsunuz. Buraları şöyle geçeyim bari en azından. Bana bak. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz diyor. Ben sol kolumdaki bu kaptanlık bandı var ya diyor. Hepinizin kaptan olduğumu gösteriyor. Ha, ula, ya bayağı çizgi film, ya anime. Zaten özür dilerim. Bayağı anime olmuş yani. Oturup izleyin. Hikaye modu. Şunu bir evet diyelim. Hikaye modu bayağı bayağı yeni bir anime serisi gibi olmuş. Online'ı bok gibi oynuyor şu anda maalesef. Ben hatta Namco Bandai'ye de mail attım. Umarım düzeltirler. Ve Tsubasa'yla şimdi ikinci bir maça çıkıyoruz. Buralara bakalım. Tsubasa'nın yolculuğu Barcelona'ya kadar sürüyordu arkadaşlar. Bu anime serisinde öyleydi. Burada da muhtemelen Barcelona'ya gidecektiniz. Oğlum o ne? Vampir bir herif ha. Nita. Bu Nita da kartal şutu filan atıyordu bu oyunda. Nita, ne yaptın? Çok sıcak arkadaşlar, vallahi bayağı sıcak. Uzun bir video hazırlamaya çalışacağım sizler için. Ama inanın bana, oturduğum yerden hem bilgisayarın fanı hem havanın sıcaklığı gerçekten yoruyor. Takeshi ne diyorsun canım? You want to mark Nita? Evet. Şimdi bu diyalogların hepsini geçmemek gerekiyor arkadaşlar. Yani skip diyalog dememek lazım. Start'a basıp burada skip diyalog diyebiliyorsunuz. Skip skip geçiyorsunuz. Bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen yeni yetenekleri diyalogları takip ederek öğrenebiliyorsunuz. Size bazı seçimler sunuyor. Şunu mu diyeceksin, bunu mu diyeceksin, şunu mu diyeceksin falan. Onlardan herhangi birini seçiyorsunuz abi ve ona göre size puan veriyor. Bu puanlarla da karakterinizin gücünü arttırabilirsiniz diyelim. Finally here, sonunda buradayız. Maç zamanı geldi, çattı diyor. Tsubasa'yı tekrar bu canlı gözlerle izleyeceğimiz için çok mutluyum diyor. Buraları ben kıçımdan sallıyor. Kaynak götüm diye bir laf var ya. Ha o işte. Mino! Kendi aralarında yine konuştular güzel güzel ve... Tsubasa Azura. Oğlum isimleri çok güzel değil mi? Şu kısmı yine geçiyorum. Çünkü buralar zaten benim artık yalayıp tuttuğum yerler. Tutorial kısmı. Oyunda zaten çok fazla karmaşık değil. Yani koşarken kendi kendine çalım atabiliyor zaten karakter. Aynı zamanda koşarken RT'ye bastığınız zaman çalım atıyor yani. Bundan ibaret. Bak şimdi gidiyorum mesela.
Gel. Hop bastım. Çalıma. RT basıyorum. Hop. Öldü. Bu kadar. Canımı da fullledim. Hop. Al. Şurada da diyor ki bütün tuşlar birden basıyor. Şutu atarken de bu surat ifadesine bilinirseniz arkadaşlar daha iyi olur. Onu da söyleyeyim. Kisu giden. Şimdi balık çok geliyor. Bu da gol olur herhalde. Ooo. Kaleciye bak sen. Şaşırdım. Taki. Ver Tsubasa'yı abi. Nerede Tsubasa? Tsubasa neredesin abi? Ha. Gönder şuradan. Ha. Hadi gol olsun. Niye atmadın lan? Peki. Tsubasa unutmuş arkadaşlar. Ben drive shot atabiliyorum. Vay 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 vay. Oyun çok güzel onu söyleyeyim. He, gameplay mükemmel. Ne oluyor lan? Ha tabii ki çocukluğumda izlediğim o sahneler geliyor. Bir şut atarken araya giren bu mevzular falan. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar ben size. Ben bu kısımları Tsubasa kariyeri açıp bir tane oyunu bir kere bitirdim. Onun videosunu çekmedim ama sizler için tekrar baştan oynayıp çekebilirim hani görmek istiyorsanız. Fakat şunu hemen söyleyeyim. Tsubasa'nın yani şu moddan hiçbir farkı yok. Sadece Tsubasa yerine benim oluşturduğum karakteri görüyorsunuz. Oyun geri kalan her şey aynı. O yüzden siz karar verin. Aynı şeyi izleyeceksiniz. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle belirtirseniz ben de ona göre bir değerlendirme yapayım ama dediğim gibi yani Tsubasa yerine benim Tsubasa karakterim oluyor. Hop şunu ağzına basayım bir şey olmadı. Çok bir anlamı yok açıkçası. Şimdi İzawa. Orta alanda topla buluşan Kisugi. Güzel bir çalım atmak istedi. Şimdi attı çalımın çok güzel Kisugi. Bir çalım daha atarsa tehlikeli olabilir. Evet kaleciyle karşı karşıya kalacak mı Kisugi? Çok güzel hareketlerle geçti. Şimdi balon şutunu çıkartacak. Kisugi'den güzel bir şut çıktı ve kaleci onu da tuttu. Vay anasını da kaleciye bak. Her şeyi tutuyorlar. Bak ne yaptın canım? Orta geldi şimdi. Nagano kaleciyi de içeri soktu çünkü kalecinin hiçbir power'ı bilin bir şey kalmamıştı. Fenerbahçe eski Diego Lugano'nun kuzeni Nagano. Bu güzel kafa vuruşuyla bakın. İzliyoruz tekrar pozisyonu orta geldi. Nagano kafa vuruşunu yaptı ama kalecinin artık hiçbir gücü power'ı kalmadığı için gol yemek zorunda kaldı. Bir kez daha bir kontrol edelim. Evet bir sıkıntı yok. Tamam güzel. Hop. Ato. Kavada topla buluştu. Topu oyun alanı içerisinde tutmayı başardı Tadami. Şimdi İzawa onun arkasından geliyor. Bastı ağzına olmadı. Şimdi Tsubasa geldi ve Tsubasa hayırdır da dedi. Hop birinci çalım. Tsubasa çok süratli ikinci çalım atabilecek ve tuş basmadı. Vallahi bastım lan oğlum bazen bu oyunda oluyor. Bazen bu oluyor arkadaşlar çok sinir bozucu oluyor ya. İstediğiniz kadar basın işlemiyor falan. Öyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz abi. Morisaki. Üf çok sıcak lan. Şimdi topla buluşan Nagano. İzawa ile buluşturdu topu. Gözler Tsubasa'yı arıyor. Tsubasa niye burada oynuyor oğlum? Git defansta oyna anasını satayım. Hop bir çalım çok güzel. İkinci çalım gelir mi? Gelmedi çünkü oyun durdu anasını satayım. Oh 5 kişi birden gelin gelin. Gel oğlum ya bütün akrabaları çağır gel. Böyle bak böyle bak. Oh. Hepsini çalımlar ki benim olan. Oğlum zaten bana girmiyor ki bunlar bak. Ne yaptı lan? Oh. Bu artık başka bir şey yok. Tsubasa neyin var oğlum? Ah. Hop bu bir. Oho hop hop bu iki. Tsubasa herkesi dizmeye başladı çalıma. Japonya'nın kral çocuğu Tsubasa'dan mükemmel çalımlar. Drive shoot gelecek mi? Drive shoot geliyor bakalım. Gol olacak mı? Vallahi kaleciyi de aldım soktum içeri. Gördün mü? Japonya'nın hırçın çocuğu Tsubasa. Yok lan o Yugaydı hırçın çocuk. Bu biraz daha böyle iyimser, biraz daha böyle insancıl. Şey gibi değil, Hyuga gibi değil. Bak Hyuga aynı öyle. Bir de zaten gözleri de kısık kısık oluyor ya genelde bu karakterleri. Kisugi. Canını doldurmayı bekliyor Kisugi. Bakalım dolacak mı? Dolmadan. Adam geldi kaydı. Tsubasa'yı çalamıyor. Fakat oha oğlum bu ne büyük bir adam. Gel. Gel. O da gel. O da servis. Gel buraya. Eyvah Nikta yerleştirecek bize ha. Valla kartal sizi geliyor ha. Tut lan onu. Vallahi tuttu aferin lan sana. Vay çılgın çocuk hiç beklemiyordum ha tutacağını. Bak ileride Hyuga'yı göreceksiniz arkadaşlar. Hep böyle konuşuyor. Kisugi topla buluştu pası çok güzel çıkarttı şimdi Taki. Taki de sol tarafta Lugano ile attı pası. Golün sahibi Lugano. Taki topla buluşan isim. Çok süratli şimdi kaleye doğru yöneldi.
Dribbling'i gerçekten çok üst düzey. Çalıştırdı biz onu. Az bir şut geliyor. Ne yapsan oğlum ya. Tamam şut atacağım herif arkadan. Ağzını basarım ben de. At şunu. Taki. Bakalım. Şimdi geliyor speed shoot. Gönder oğlum Taki. Taki de var mı ya? Varmış valla, o da speed shoot falan atıyor valla. Vay maşallah, ne güzel speed dedim. Canım benim. Şimdi ismi tuhaf bir kaleci olan İkinci Tsubasa. Drive shoot gelir mi? Lan niye atmıyor oğlum drive shoot'u bu? Buralardan normalde atıyordu ama ilgi Tsubasa bozulmuş. Takım içerisinde bir şey bozuldu herhalde. Bakayım. Şimdi Allah. Speed shot. Gönder oğlum. O Vizon dediği şey arkadaşlar, stop tuşa bastığınız zaman aktif oluyor karakterlerin hepsinin şey doluyor hemen, hızlı nasıl söyleyeyim, can barları, yani enerji barları doluyor. Şimdi Tsubasa drive shoot çıkar mı? Çıkarttı. Şimdi çıkarttı drive shoot'u. Tamam, hikayede öğrenecek arkadaşlar. Bunu normalde çok daha geriden yapabiliyor. Orta sahanda oradan bir kuruyor, bir yukarı yıkıyor topu. Doğru durup izliyoruz biz yukarıda ne oluyor topa filan diye. Bakın öyle diyor, böyle geziyor topu orada. Sonra pat diye aşağı düşüyor, kaleci ne olduğunu anlamıyor. Böyle çıldırır biz de ortam böyle. Tsubasa oynuyoruz yani. Normal şeyler beklemeyin. Hop, bas olman lazım. Ama Tsubasa'nın mevkisini değiştireceğim. Defans porta sağlıyor oğlum Tsubasa, ne yaptınız siz oyunu? İzawa. Şimdi çalım attı, geçti. İzawa'dan mükemmel bir çalım. Kisugi topla buluştu. Takımı forveti Kisugi. Hop. Güm. Gönder bakayım. Bir şut da Kisugi'den geldi. O da Tsubasa'nın en sevdiği futbolculardan bir tanesi. Takım arkadaşıyla gerçekten maç sonunda birlikte cips yiyip çerez yiyip kola içiyorlar. Gazoz içip birbirlerini tebrik ediyorlar. Iwami şimdi Zavay'la oynadı. Tsubasa aldı topu. Bakalım drive shot çıkar mı? Hala çıkmadı. Şimdi çıktı. Alt tarafta sarı olduğunu gördüm, öyle attım arkadaşlar şutu. Bak önüne atıyor bak. Oha. Aldı ya lan, ben kaleye gider diye düşünüyordum yine de. Kisugi. Kisugi'den muhteşem bir hareket izledik. İzawa takım arkadaşına şimdi gördü Kisugi. Aldı top önüne. Allah. Alttaki kırmızı barın sarı olmasını bekledim arkadaşlar. Şuta basın tutmuş bir şekilde. Hemen elimi çekecektim bir şey olduktan sonra. Canı yani enerjisi olduktan sonra. Taki'den mükemmel bir çalım gelebilir mi? Şimdi baktı. Evet geldi çalım. İçeri baktı, yaptı ortasını. Kisugi. Aldı topu önüne. Şimdi at. Aman be. Tam atıyordum şutu. İzawa. İzawa'ya da bastılar ağzına. Tsubasa-kun. Allah yanlış şutu bastı. Tekrar oyna Tsubasa'ya. Ha. Şunu bir geç. Hop. Şunu da geç. İşte şimdi böyle doldur hemen. Hop işte böyle. İşte böyle. Konuşamadım bak. İşte böyle. Arkadaşlar hemen mevzu. Onu tuttu lan. Drive shoot tuttu valla. Gerçi bu drive shoot değil ya. Tsubasa. Asıl oğlum bir tane daha. Süper. Yani speed shoot tuttu da ya. Tsubasa henüz daha öğrenmemiş drive shoot'u. Ben sabahtan beri speed shoot atıyorum şimdi lan. Kisugi'den. Orta gelemedi. Mücadelenin artık son 3 dakikasındayız. Hakem mülkün boşalt 3 dakikayı işaret etti. Şike var diye bağırıyor pompon kızlar olan. Kisugi'den mükemmel bir hareket ama daha şutu atmadan. Ne oldu oğlum, ben şut attım ya. Allah. Evet. Şutu attım bile algılayamadım ben. Çok iyi. Bir şeyi kontrol edeceğim. Evet sesler var, güzel. Taki maç bitene kadar oynadık ettik. Gayet güzel. İşte görüyorsunuz seyirciler ve Takeshi Furuo'ya bravo çocuklar. Yediğiniz yemekler gerçekten fayda etmiş. Sizi gerçekten iyi beslediğimi düşünüyorum. Ellerimle besledim şu vampire. Maçı kaybetmediniz diyor. Gördüğünüz gibi vampir çok üzgün. Vampir bayağı üzgün ama daha ikinci yarısı var diyor mücadelenin. Pekala dedik ve Tsubasa'nın ikinci yarı mücadelesiyle karşınızdayım. Tsubasa atladı. Muta'ya bak oğlum. Muta var ya. Fırt Muta. Allah. Geliyor valla. Vallahi geliyor. Attı valla kartalı. Kartalı gönderdi valla. İyiceğiz herhalde. Lan aferin lan sana. Bu Kamil genelde top tutamaz ama niyeyse tutuyor şu an. Videoda olduğumuzu biliyor herhalde. Tsubasa Azura. Çok süratli gördüğünüz gibi. Birinci çalım geldi.
Allah ikinci adımı tam atarken geldi ağzına bastılar lan. Laka'ya ama sen kimsin lan? Masadan top alıyorsun falan. Bak benim burada daha iyi olayım var ama gitti. Oğlum bu tehlikeli bir insan. Lütfen dur. Hah ver bakayım şu topu. Şimdi hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir. Izawa orta alanda gördü şimdi Kisugi'yi. Topla buluştu Kisugi'den mükemmel bir çalım. İkinci çalım geldi. Şimdi kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Üçüncü çalım attı Kisugi. Kaleyi karşısına aldı ve balık şut çıkartıyor şimdi. İşte gördüğünüz gibi mermi şutu. Balık şut. Kisugi vur oğlum topu. Ne yaptın lan Kisugi? Aferin oğluma böyle. Yap ortaya oğlum. Gelişine Taki'den bir kafa ve direkten döndü. Aman Allah'ım neler oluyor bu maçta, her şey var. Allah ağzından yine bastılar. Ben de basarım dedi. Kisugi aldı topu. Şimdi balık şut çıkartacak yine. Kaleci artık arka arkaya yedi. Şutlardan sonra bayağı yoruldu ama hala tutmaya devam ediyor. Bravo oğlum. Bravo. Bravo kaleci. Kisugi'den bir şut daha gelir mi derken ağzına bastılar yine. Taki de geldi onun ağzına bastı. Hop. Taki mükemmel çalım ama enerjisi kalmayınca o da düştü. Tam bir kavgaya dönüştü oyun. Masa drive shoot'u fullemek istiyor. Hop bir çalım. Hop bir çalım daha. İşte Tsubasa. Masa Zoro. Şimdi speed shoot geliyor. Gönder oğlum. Bu shoot gelecek ya. Tsubasa daha Tsubasa değil yani şu an. Öyle söyleyeyim. Oo, daha hala kaleci çıkartıyor ya lan. Kisugi'den bir balık shoot gelir mi? Mermi shoot'u gol oldu. Çünkü artık kalecinin enerjini verecek anında daha getirelim. Hadi bakalım. Kaleci de alır onu chase sokar. Çok severim kaleciyi chase sokmaya. Çocukluğumda da çok yapardım arkadaşlar. Kaleciye içeri sokardım yani. Gördüğünüz gibi bizde ortam içeriye sokmadan ibaret. Maşallah maşallah diyelim, nazar değmesin değil mi? Kisugi şimdi karşı karşıya mücadelelerine devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet basit bir oyun. Karşı karşıya aldığımız karşı rakibimizi hop önceden bastığın zaman kendi kendine çalımı atıyor zaten. İşte böyle. Gönder gitsin. Oyun bundan ibaret arkadaşlar. Ama online mücadeleler bir gelse mesela ona göre daha bir... Oh Kisugi çıktı kafayı vurdum olmadı. Online mücadele yok arkadaşlar şu anda oyunda. Yani giriyorsunuz online diye yok. Kandırıyorlar. Birileriyle eşleştiriyorsunuz ama bot onlar. Botla oynuyorsunuz online division'da, bot geliyor karşınıza. İnanılır gibi değil. Resmen dalga geçiyorlar yani kafamıza. Ne yaptım lan ben şimdi? Artık 5 tane atmışız Nankatsu. Gördüğünüz gibi 5 tane yerleştirmiş, daha ben ne yapayım diyor. Izawa aferin la Iwami. Aferin oğluma benim. Hop. Nagano. Aferin Nagano. Aferin. Orada zaten takım arkadaşım oradasın. Var. Baktın ağzına. Oğlum Tsubasa'ya bak. Defanstan top çıkartıyor. Hop birinci çalım. Tsubasa'da ikinci çalım geldi. Çok güzel. Drive shoot gelir mi? Hop. Ya adam da geldi, bir şey bastı lan. Ağzına vurdum lan. Hoy. Takasugi. Şimdi Nagano ile oynadı. Nagano battı pasını. Taki geldi. Taki'den mükemmel iki hareket. Üçüncüyü de yaparsa tehlikeli olabilir, yapamadan topu kaptırdı. Enerjisi gitti bizim deli olanın. Valla kör dövüşüne döndü yine oyunu. Hadi bakalım. Tsubasa. Şu Nikta var ya çok tehlikeli ha. Hah. Ağzına bastım işte seni. Pasını bıraktı şimdi. Nagano golün sahibi yine mükemmel bir pas attı. Iwami topla buluştu. Şimdi orta alanda Nagano'yu bıraktılar. Kisugi. Kisugi'den mükemmel bir çalım. Ve balık şut geliyor. Unstoppable diyor. Durdurulamaz şut diyor. Kisugi bu maçın adamı oldu. Bir sonraki maçta biz Kusumasa'nın mevkisini değiştireceğiz arkadaşlar. Bu video uzun bir video olacak, onu da söyleyeyim ha. 2-3 saat çeker mi? Ne diyorum? Vallahi 2-3 saat çekerim ha. Allah çektirmesin kimseye ama biz çekiyoruz yani. Çok sıcak. Kaptan Tsubasa Ozora. İlk çalımı çok güzel. İkinci çalımı da gelirse evet Kardi yine karşı karşıya kalacak ve Tsubasa'dan mükemmel hareketler görüyorsunuz. Çılgın çılgın gidiyor. Ve ilk şutuyla bir gol daha atıyor. Ya da kaleci çıkartıyor bilmiyorum. Çünkü Tsubasa'dan bir şut daha gelir mi? Gelir tabii ki, niye gelmesin. Hop. Al bir tane daha. Nasıl gol lan bu? Artık yani bokunu çıkarttığımız anlara geldik yani. Tsubasa ne oldu lan, oynaya durdum. Devam. Tsubasa'nın artık böyle bohunu çıkarttık. Bak gole bak. Geri doğru kafasıyla atıyor golü. Kaleci bir şey oldu falan. Çok güzel ya oyun, harika. Vallahi harika bak. Yani sorgulamayacaksın. Çünkü oha üstünden zıpladın lan. Oğlum artık yeter lan. Nita yeter. Artık yeter. Ha. Şimdi iki çalım attıktan sonra arkadaşlar oyuncuların enerjileri fulleniyor. Önemli olan iki tane çalım atabilmek. Bir de ayrıyetten şut atarken mesela daha hızlı doluyor şutunuz.
Hop pas diyor, nasıl ödüyor gördün mü? Bak şimdi hemen oynayayım şuna. Bak şimdi şu masaya koşuyorum. Şu bir. Enerjim gidiyor. Şunu bir geçeyim. Hop fullendi enerjim. Aynı zamanda bakın hemen doldu. Şu. İki çalım atmak çok önemli. İki tane rakip geçtikten sonra anında hemen sıkıntı çıkartabiliyorsunuz. O da çok önemli. Rakip geçmeye çalışacaksınız abi. Oh. Çok sıcak. Allah'ım. Yemin ediyorum terledim. Ben duştan daha yeni çıktım. Ona rağmen terledim. Bak bak hemen nasıl doluyor görüyor musunuz abi? Enerjim. Nakano'dan bir çalım daha gelir mi? Gelir tabii. Niye gelmez? Herkesi geçebiliyorum zaten. Hop bir çalım daha. Hop. Al sana kaleci. Ne kaleci. Nagano. Vur bakayım oğlum. Evet. 7 tane attık. Daha ne yapayım ya? Nankatsu 7 tane ne zaman atmış? Kisugi'den. Şimdi balıkçı çıktı. Gönder. İsimleri çok güzel değil mi? Kisugi, Misugi. Misaki. Masa. Bala. Bak oğlum defansa ne yapıyorsun? Tsubasa. Hop. Şu bir. Hop. Hop. Hoppa. Gönder speed şutu. Çalımlar 10 numara ama speed şutta bir geçik yok. Hop. Ağzına basarım ben bu şutu tutayım. Gönder. Hop. Kisugi. Kisugi'nin şu şutu. Tamam ki buna. Genelde gol oluyor diyecektim ama ağzına basamadım şunu. Muta iyi bir forvet. Fena değil. İyi bir adam bu arada. Online'da kullanmıyorum bu arada ama. Online dediğim işte düşün. Adı online. Normalde kimseyle eşleşmiyorsunuz. Botla eşleşiyorsunuz abi maalesef. Ama manyak bir takım kurdum online kadronun inanılmaz iyi. Eğer yarın bir gün online mücadeleler gerçekten insanların birbirleriyle eşleştiği kıvama gelirse çok kuvvetli bir takım oldum. İleri hattım özellikle felaket. Tsubasa var yanında Arjantinli biri daha vardı ismini unuttum şimdi. Hyuga var. Schneider var. Schneider diye bir eleman var Almanya milli takımından. Efsane o da. Bayağı iyi. Ya sıkıntı şurada arkadaşlar. Takımların hiçbiri açık değil normalde. Sizin story modunu bitirmeniz gerekiyor ki takımlar açılsın online mücadelelerde. Yani story bitirmeden sana 3 tane şey vermiş. Online'a girmek istediğinde. Mesela ben Burak'la kapışmak istiyorum. Bu arada maçı kazandık gördüğünüz gibi. 3 tane takım veriyor. Japonya, Uruguay, bir takım daha veriyordu ismini unuttum. Şimdi hatırlayamadım. 3 tane milli takım veriyor. Story'yi bitirdim. Yani Tsubasa diğerine Tsunabasa story'sini oynadım. Oynadıktan sonra birçok takım açıldı. Ama Brezilya hala içlerinde yok. O yüzden şimdi bir de Tsubasa'nın kendi story'sini oynayayım dedim. Bakalım bunu bitirdiğimiz zaman şey olacak mı? Açılacak mı? Buralar yani hızlı hızlı geçmezsem arkadaşlar zaten çok efsane bir İngilizcem yok. Hani belki oturup anlamaya çalışsak anlarız. Hani çok hardcore bir İngilizcesi yok diye tahmin ediyorum. Oyunun anlaşılabilir en azından. Yarısını anlarız, yarısını kendimiz çıkarım yaparak çözeriz diye düşünüyorum. Bak mesela ne demiş. Ve şimdi yani Tsubasa Azora'dan kaptandan konuşmalar alalım diyor. Hani kazanan takımın kaptanı Tsubasa Azuro bizle konuşacak diyor. Öncelikle tebrikler Tsubasa. Teşekkür ederim çok sağ olun diyor Tsubasa da. Next up you is nationals. Bir sonraki şeyde ya çıktınız diyor herhalde. Which player would you must? Evet tamam. Tabii Misaki. Misaki arkadaşlar Tsubasa'nın en sevdiği arkadaşı. Yani oyundaki benim hatırladığım öyleydi. Diyor ki işte kim partnerin olmak eski okuldan herhalde anladığım kadarıyla en eski partnerin Misaki miydi diyor. Evet diyor sadece o diyor falan filan. Ya gördüğünüz gibi buraları böyle okumak istediğiniz zaman yarısını anlayıp yarısını çıkarım yaparak orta seviye. Ya ben orta seviyede İngilizce demeyeyim. Orta seviyeden bir tık daha aşağıdayımdır İngilizce bilmem açısından. Yani İngilizce seviyem daha doğrusu. Orta seviyenin bir tık altıdır. Ama bunların hepsini oturup izlediğim zaman anlıyorum yani. İki kelime anlıyorum. Aa demek ki bunu demek istiyor falan yapıyorum. Çıkarım yapıyorum yani kısacası onu söyleyeyim. O yüzden habire çıkarım yapmak. Baksana oğlum bir yığın konuşuyorlar. Ben buraları skiplerim yani. Skip geçerim ben burayı. Adamı canını sıkmayın. Devam ediyoruz. Burayı da skipleyelim. Hemen maça doğru gidelim. Aynı zamanda maça çıkmadan önce Tsubasa'nın yerini bir değiştirelim abi. Sorry. Hah bak ben buraları mesela kendim oynuyordum. Benim karakter gelip vuruyordu falan buralarda. Yani kendi karakterinizi oluşturmanın
oluşturma şey moduyla Tsubasa'nın kendi hikaye modunda hiçbir fark yok. Onu söyleyeyim size. Taktik meeting yapalım diye. Ablacım merhaba, ne yapıyorsun? Hemen next match diyelim. Orada taktiklerden Tsubasa'nın mevkisini bir değiştirelim abi. Böyle olmaz yani. Defansın önünde Tsubasa oynuyor. Öyle hiç mi olur? Ah, ikizler geldi. Ne yapıyorsunuz Tachibana'lar? Tachibana kardeşlerle karşılaştık. Ooo, Jito. Jito da var ya, kral herif ha. Ayı olayı, tam bir ayı olayı. Matsuyama efsane bir defans oyuncusu. Yani bir skill'i var. Defans mı tam emin değilim gerçi ama. Bir skill'i var arkadaşlar. Kayarak topu sizden alıyor. Ya onu atlatmanız çok zor. Gerçekten zor bir defans oyuncusu haline bürünebiliyor o skill'i sayesinde. Ama ben onu mesela atağa çıkarken de çok gördüm. Tam emin değilim mevkisi hakkında. Şuralara geçelim arkadaşlar. Hemen bir takımı. Ah, Ishizaki. Ne yapıyorsun? Bu Ishizaki'de Nankatsu Futbol Okulu'nun bitirim, işte muzur tiplerinden bir tanesi. Hatta en iyi, en muzuru bu herhalde Ishizaki. Şuraları yine geçiyorum arkadaşlar. Oyun içerisindeki sahneleri geçmeye çalışacağım ama. Lan yanlışlıkla girdim buraya. Dur bakayım, geçebiliyor muyum direkt? Ne yapmamı istiyor? Dodge and shoot. Okey. Basamadım değil mi? Ha, şunu bir geç abi, geç. Geç geç geç. Hiç gerek yok. Zaten oyun içerisinde bitmişler. E işte bu. Manage team'e bir girelim. Şimdi. Hah. Bak bu sefer Tsubasa önde oynuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi oldu abi. Şimdi oldu. Kaptan Tsubasa. Şimdi yerini almış görünüyor. Doğru yerini almış görünüyor. O yüzden hemen maça başlayalım. Ben bu ara sahneleri falan geçmesem yemin ederim bu seri bitmez. Kisugi şimdi atı çalımını geçti yine. Kaldığı yerden devam ediyor gördüğünüz gibi Kisugi'yi. Onu da geçti. Onu da geçecek mi? Geçti valla. Bir de bunu geçsin. İşte bu. Al, karşı karşıya kaldı. Kisugi'den bir tık geldi. Ve bakalım ne olacak. Gol olmadı. Ya arkadaşlar şu oyunu biraz zor yapsalardı. Yapay zeka o kadar cacık ki. Yani yapılacak her şey belli. Nagano'dan bir kafa. Bir kafa daha gelmemeye geldi. Oo, doğru kadar. Hemen şöyle daldıralım. Gol oldu. Yani o kadar cacık ki yapay zeka. Oyunu çözdükten sonra tekrara bağlıyor. Artık her şey. Bak şimdi 5-6 tane atarız herhalde bu maç. Kalecileri çok kötü çünkü, o yüzden 5-6 tane atarız diye düşünüyorum. Hatta belki daha fazla atarız. Onu söyleyeyim. Şimdi Taki gel bakalım. Gel bakalım. Taki'den güzel bir çalım. Aferin oğluma. Bir çalım daha geldi ve canı fullendi gördüğünüz gibi. Hop. Bunu atlatalım. Nasıl kalktın? Kalk kalk kalk. Bari biz kendimize challenge koyalım. Bir 5 tane atmaya çalışalım ya benim. Kisugi yine kaleciyi karşı karşısına. Almaya çalışacak karşı karşısına ne var? Hop. Aldı yine kaleciyi karşısına. Kisugi canı var bu yüzden çıkartır diye düşünüyorum ama dönen topu tamamlarız herhalde. Aynen. Dönen topu da Kisugi döndü. Vurdu kafayı ve gol oldu. Belki bunu da çıkartır. Bir sonrakini gol yiyecek. Çünkü gördüğünüz gibi enerji barı artık bitti. Şimdi vurduğumuz top gol olacak arkadaşlar. Şu soda efsane bir defans oyuncusu. Efsane ötesi yani. Hop gönder bakayım. Gol oldu bak. Aa olmadı. Ya, bu gol işte arkadaşlar. Bir şut. Gönderdik. Ve 2-0 oldu. 5-0'a doğru gidiyoruz. Önemli olan bizim için zaten hikayenin işleyişi. Bitirelim bakalım. Tsubasa'nın drive şutu ne zaman açılacak? Hangi takıma transfer olacak? Ara ara hadi diyaloglardan bazı seçenekleri de okuyalım. Yine de bir ne oluyor ne bitiyor filan bir bakarız. Kisugi'den bir çalım daha gelir mi? Geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere. Onu da geçti. Kaleciyle şimdi karşı karşıya kalacak ama. Sasaki geldi ve topu aldı. Ooo! Bu ne lan? Döne döne bir şeyler yaptı. Anlatalım. Ivani pası şimdi aktardı. Ne oluyor? Evet, ara sahne girdi. Bu maçta şov yapamayacaksın diyor. Vallahi geldi ağzımıza bastı valla. Tsubasa da şaşırdı. Nani? Sola kuvvetli bir defans oyuncusu olduğunu söylemiştik. Beypazarı'nın elemanı bu. Beypazarı'ndan yetişme bir şey. Ne oldu Sola? Hop al. Oğlum siz Tsubasa'ya hayırdır ya? Oo, ağzıma bastı yine ya. Kisugi alsana. Sola ben de senin ağzına basarım. Kisugi. Bir çalım. Bakalım şut çıkacak mı? Çıktı valla. Kalecinin üstüne gitti. Maalesef enerjisini de götüremedik.
Hop. 2-2. Dolar mı? Doldu. Dediğim gibi şut havasını tutuyorum. Koşu yapmıyorum. Bekliyorum ki enerjisi dolsun ve şu özel şutu çıkartabilsin. Kısa gibi koş, bitir koş. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Nagano'dan şimdi bir şut çıktı ve gol oldu. Çünkü yine tekrar edelim. Kalecinin enerjisi kalmadı. Hadi kalmayı bir yapacak. Ne yapsın yani adam? Bitmiş artık. Kaleciler o kadar kötü ki. 6-7 buldu bu maç. Koştukça gol atacağız şimdi. Taki. Yap sıçalım onu. Yap oğlum mu? Aferin. Şunu da geç. İşte bu Taki. Hop. Şu hareketi yaptığı zaman onu RB ile çalımlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben hep RT ile çalım atıyorum. O hareket RB ile çalımlanması gereken bir hareket. Bak bunu, bu RT çalımı. Öyle de. Bunu RB ile geçmem lazım üstteki tuşla. Onu hep unutuyorum. Farklı farklı savunma şekillerini farklı tuş kombinasyonlarıyla geçebiliyorsunuz. Kombinasyon demeyelim de farklı tuşla diyelim. Kombinasyonu çünkü bir tane tuşla yapıyorsunuz her şeyi. Şimdi topla buluşmak isteyen Nagano. Yap onun çalımını. Yapamadı. Bu kadar basit bir çalım bile yapamadı. Demek ki iyi çalım. Misashi. Oh, ayı olayı geldi. Oha onu bile geçti lan. Maşallah ayı çözmüş. Maşallah benim ayımı geçti. Tsubasa niye canım bu kadar az ya? Taki. Takiden bir çalım gelin geldi. Şunu RB ile. Bunu geçemedik. Hop. Ayı. Ulan ne güzel geldi geri ha. Ben de full power play şu anda aktif ama ikinci yarı kullanacağım onu. Bak bak alışı gördünüz mü abi? Mükemmel ya. Soda var ya efsane bir şey skill var. Savunma skill var. Böyle yerde kayıyor dönüyor alıyor. Manyak güzel bir hareket oldu. Ben hep düşünüyorsun gidiyorum ben de. Adamların şu an powerları hemen doluyor. Sıkıntı orada. Oha özel şut geldi valla. Ama gol olmaz herhalde ha. Tabi benim ayı olay girdi oraya. Top kaleye bile gitmez. Aferin lan. Tsubasa. At oğlum önüne. İşte bu. Nagano mükemmel girdi araya. Ben ne diyeyim. Şuna bak abi. Soda gerçekten çok iyi. Bey pazarını. Soda. Kim attı şutunu? Şuna attı şut lan. Aferin lan sana kaleci. Tamam bunların da artık o şey özelliği bitti. Extra play. Powerful play mevzuları bitti. Bu dakikadan sonra. Hop bir çalım. Hop. Kim attı pasını? At lan. İşte bundan bahsediyorum abi. Basıyorum ben pasa. İzava. Oğlum nasıl çalınmadı onu? Hop ağzına basarım alırım. O da şimdi baktı arkadaşı İzava ile oynadı yine. İzava orta alanda Kisugi'yi gördü. Kisugi'den çok güzel bir çalım. Ama canı bitti artık onun da. Taki. Taki kaleci ile karşı karşıya kalmak üzere onu geçemedi şimdi. Tsubasa. Artık yanlış tuşa bastım. My bad. Yanlış tuşa bastım bu sefer ben de hata. Drive shoot o. La bir saçım bir dur gözün sevdiğim saçım lan ne anlamda lan benim saçım. Ne olur lan şöyle yapayım ben. Şöyle kal. Heh kal. Kal bir şekilde ya. Bir şekilde ya. Sıcakta düşüyor iyice. Hop. Şimdi yine odalar birliğinden oda. Geldi takım arkadaşı Tsubasa'ya kazandık topu. Tsubasa lan bir çalım yine gelmedi. Hey maşallah. Niye gelmiyor lan? Heh. Kisugi-kun. Al oğlum. Hop bir çalım geldi. Tsubasa'dan. Şimdi bir şut çıktı. Çok yakın mesafeden atılan bir şut oldu bu ama. Sonuç vermedi kalecinin. Kucağına attı Tsubasa. Tsubasa Japonya'nın Messi'si arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Oyunun en iyi oyuncusu olarak görünüyor. En kuvvetli power onda. Tsubasa göster oğlum. Al. Ha. Hadi bakalım bir tane speed çıktı. Tek istiyor gördüğünüz gibi ama kaleci de thank you. Al bunu diyor. Kaleci de alıyor. Uzun bir şut. Uzun bir top attı diyecektim. Şut nereden çıktı? Bankalar birliği odasından oda. Al T oda. Oğlum bunu kim istiyor? Vay anam vay kendi attı ha canım ben atmadım. Odaya bak sen. Hangi oda lan bunu şurada bir salon. Yürü yürü yürü. Daha ne kadar espri yapabilirim bunu. Ne bilmiyorum. Yapıp yapıyorum yani. Gel gel gel. Oh. Hadi bakayım. Bununla gideceğim lan. Sorry. Ne oluyor lan? Bitti mi ilk yarı? Evet, ilk yarının sonuna geldik belli ki. Atari oyunu çok zevkliydi. Gerçekten çok 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 zevkliydi. Onda çok fazla şut vardı. İşte görüyorsunuz şimdi teknik direktör Shingo Takasugi takımına
telkinlerde bulunuyor. Birbirinizle birlikte oynamayı öğrenin diyor. Birlikte oynayın diyor. Ancak diyor o zaman bunları yenebilirsiniz diyor. Götünüz başımız oynamasın diyor. Tsubasa da diyor ki hocam diyor merak etme zaten 5-0 öndeyiz diyor. Kaç kaç öndeyiz lan? Dur şu skip diyalog diyelim, burayı bir geçelim hemen. Ya ne anlatıyorum? Soda. Bu Soda'yı takımıma almaya çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten iyi bir savunma oyuncusu. Takımın kaptanıymış bak zaten. Ben diyor alırım diyor sıratını. Ve ikinci yarı başlayacak. Tsubasa'yı hala sizin mevkide tam olarak göremiyorum. O yüzden mevki değişikliğine bir gidelim. Change positions değil de ben değiştiremiyor muyum taktiği? Evet, taktiği değiştiremiyorum. Müsaade etmiyor belli ki hocam. Çünkü takımın hocası var. Kendi takımımızın başına geçtiğimiz zaman biz de bir taktiği yaparız. Kisugi. Şimdi önde karşılıyor. Soda'dan almak istedi alamadı. Masa kaydı ve aldı. Çok güzel oldu. Aferin sana. Hop birinci çalı. Hop ikinci çalı. İşte bu. Tsubasa Ozora. Üçüncü çalım geldi. Tsubasa canı fullerden gördüğünüz gibi ve speech kalecinin dibine kadar gittim ve bastım. Ama gol olmayacak. Daha çünkü canı full bu kalecinin. Şurada bir uçuk daha gelir mi? Bak gelecek şu kadar. Çok komik lan. Oha nereden nereye attı lan? Benim noktalar niye bu kadar boş? İzawa geldi arkadan kaydı. Çok güzel. Aferin oğlum. Tsubasa'yı arıyor gözler. Tsubasa. Oğlum daha topu almadan geldi bastı ya. Tsubasa'ya ekstra bilenmiş bu Soda. Bey pazarından birlikte okudular bunlar ilk okul arkadaşlar. Aynı kızı seviyorlardı. O yüzden Tsubasa'nın sevmediğini söyleyebilirim. Tsubasa'yı sevmediğini söyleyebilirim. %100 bilgiyim. Balık şut şimdi geliyor yine. Kisugi'den sert bir şut oldu. Yine Kisugi. Kisugi'nin şutu genelde gol oluyor ama Tsubasa'da o performansı göremedik acı. Genelde gol oluyor abi. Şeyin attığı şutlar ne diyeyim. Oğlum bu oyun niye bazen böyle donuyor ya? Heh okey. Saçlarını kestirmeye başlayacakmış. Vallahi kendimi şey gibi hissediyorum. Allah belanı versin. Ne bu şarkı söyleyen adamın adı? Bak onun pası. Şimdi Kisugi topla buluştu yine. Geçerse tehlikeli olur. Geçti. İkinci hareketi de yaparsa tehlikeli olur ama. Yamada geldi. Ve topu sert bir müdahaleyle kazanmayı başardı. Topla buluşan şimdi Nagano. Attı pasını Kisugi'ye. Kisugi. Rakiplerini şöyle bir izlenmedi ama yine kaptırmayı başardı. Aferin Kisugi. Topla buluşan şimdi odalar birliği başkanı. Şurada bir salon. Geldi yine aldı. Heh. Şimdi Taki. At topu. Masa. Masadan. Sert bir şut gelecek şimdi. Gönder oğlum. Aa drive şut attı lan. Gol mü oldu? Yukarıdan out'a mı çıktı? Ne oldu lan? Üzgünüm Roberto. Ben hala bu şeyi algılayamadım. Bu şutu çözemedim diyor bir türlü atmayı. Özel. Drive şutu mu? Bu maçta tekrar yani tekrar deneyemeyebilirim falan diye herhalde. Orem o drive shoot'u kanlaydı ama. Drive shoot sen bilemezsen diyor bir gecik olmaz diyor. Razor pasım sen benim gör bir de diyor. Bu adam Razor pası vardı lan hakikaten hatırlıyorum bak Ater oyununda. Sen şimdi bir gör bak tamam drive shoot'u öğrendik abi. Roberto bize konuşmalar sırasında drive shoot'u öğretmiş. Tsubasa şu an gerçekleştiremiyor bunu. Üzgünüm diyor Roberto diyor ya. Bakayım bir. Al. Oha oğlum ağzıma bastı ya. Taki alsana topu. At şu Tsubasa'ya. Hala speed shoot atıyor bak fark etti seni. Evet ben bu maçta bir daha deneyemem dedi. Rezil olacağım yoksa binlerce taraftarın önünde dedi. Kisugi'den bir kafa offside. Yani Roberto'nun öğretmeye çalıştığı o drive shoot'u şu anda Tsubasa'mız öğrenememiş durumda. Bu maçta daha deneyip kendimi rezil edemeyeceğim dedi. O yüzden speech'le ben devam edeyim dedi. Nasıl olsa Roberto bana öğretir bu oyunu dedi ya. Kisugi'den bir çalım daha geldi evet. At onu tuttu. At balı tuttu. 5 olsun lütfen. 5 tane atmaya çalışacaktım çünkü. Oğlum tarıcı geliyor nereye gidiyor? Al bunu. Nereye vurdun ayol ayı. Hadi lan. 5.yi atayım bari. Challenge koydum kendime. Challenge koydum kendime. Bas Tsubasa. İşte bu oğlum. Sore. Hop. O kaleciyi de geçer mi? Geçer mi? Aaa Tsubasa. Kaleciyi de geçer miyim diye bir deneyim dedim ama yemedi arkadaşlar. Kisugi bravo oğlum.
Tsubasa olsak mı? Aldı topu vallahi. Hop bir çalım geldi mi? Geldi. Tsubasa attı şimdi golünü. İşte izliyoruz. 5. gol böyle geldi Tsubasa'dan. Aferin oğlum Tsubasa. Kendi kendimize koyduğumuz challenge'ı gerçekleştirdik arkadaşlar. 5. golümüzde. Tsubasa o zoradan geldi ve oyun bize ne kadar basit gelse de biz zorlaştırabiliriz kendimize koyduğumuz challenge'larla dedik. Ve gördüğünüz gibi artık Soda diyor ki biz artık bittik diyor. Benim Razor şutum ama daha görmedim. Hala diyor benim Razor şutum var diyor. Ekstra kesicidir diyor benim Razor şutum. Ha hadi al at hadi. Bunlar da topu muhtemelen Soda ile buluşturmaya çalışacaklar. Niye bana attın oğlum topu? Çaçı. Hop. Bir çalım geldi. Bir çalım gelirse tehlikeli olur ve geldi. Saki de karşı karşıya kaldı şimdi kaleciyle. İşte görüyorsunuz. Şutu da çıkartacak. Gönder Pichu. Bu da Tsubasa'yla aynı şutu çıkartıyor şu anlık. Taki'den bir şut çıktı ama Taki kaleciyle karşı karşıya kalana kadar dedik sonlarını anladık en üstüne. Taki'den şimdi orta geldi. Orada Kisugi'nin kafası. Bakalım gol olacak mı oldu? Olmadı. Tamam topu. 6. gol gelir mi ne dersiniz? Tsubasa'dan gelmedi. Bir 6. gol hadi oğlum. Hadi oğlum 6. gol. 6 istiyoruz. 6. Gel Takashi Gaku. Bas bunun adına. Aferin oğluma. La Razor şut mazor şut falan bir şeyler diyordum babuk. Ortalıkta yok ama. Ha Soda geliyor. Al. Hadi at. Evet. İşte Razor şut. Gözünden ışın atardı böyle bir. Öyle hatırlıyorum. Ben burada biraz daha farklı tabii. Onu tutacak mı lan yoksa? Nani dedi. Fenerbahçeli Nani'yi çok sever bunlar. Oradan yani geliyor bu. Nani? Oğlum nasıl tuttu lan benim olan bunu? Orada kaç kişi geçti. Kisugi'den bir çalım gelir mi? Geldi. Kisugi ilk çalımı çok güzel. Çıkart oğlum şu şutu. Al sana. 6 oldu. Vallahi 6 oldu. Ne oldu lan? Soda. Öyle Bey Pazarı'nda birlikte okurken benim yazdığım kıza yazmaya benzemiyormuş değil mi futbol oynamak? Yüzül bir bak bunlara. İnanabilirsiniz. Kisugi'den şimdi bas Taki. Taki geçti. Aferin oğluma. Bir de onu geçerse işte canımı fulledim şimdi. Bir daha geçer. Yetmez bir daha bunu geçer. Geç oğlum. Taki kaleciyle karşı karşıya. Bir de şutunu çıkartır. Ama kaleci tutar. Oo nasıl koşuyor? Deli dana benim Taki ola. Taki gir lan. Taki çok iş yapacak bu takımda belli. Şimdi orta gelir mi? Kisugi. Oğlum niye? Neredesin? Tuva sakın lan buradaymış ya. Al onu tusu olan. Taki. Şimdi tusu olan. Al tusu olan. Döndü, baktı, vurdu kaleye ve gol oldu. Olmadı lan. Tsubasa muhtemelen bir sonraki bölüm mücadelede arkadaşlar drive şutu çakacak. Aha geliyor, bu sefer gol oldu artık yeter ha. Tabi, oha 7-0 oldu lan. Ben 5 demiştim, 7 oldu yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5-7 ben anlamam yani, minimum 5 dedim. 7 oldu. Gerçekten çok zorlanıyorum oynarken. Bas oğlum şuna. Keşke biraz zor yapsalar. Ha şunu söyleyeyim. İlerledikçe bir tip zorlaşacak. Yani şu anki kadar kolay olmayacak. Karşımızdaki rakip daha iyi olduğu zaman. Ama o da çok böyle güçlü olmuyor. Yani. Onu da söylemem lazım. Yani beni zorlamıyor oyun açıkçası. Yalnız manyak heriflerle karşılaşıyoruz oyunun ilerleyen bölümlerinde. Hakikaten. Bu ne lan dedim böyle. Ne biçim şutlar bunlar falan dediğim oldu yani. Masa Taki ile oynadı. Yürü oğlum yürü. Kendin git yap. Yaptı şu an. Gel. Bastın ağzına. Soda ne oldu lan? Heh bu Masa'yla buluştu o top. Hop. Masa hazır o. O zor abi ne hazır olsun. Pichu. Gönder oğlum zaten gol olmayacak. Sen atacağın kadar attın Tsubasa'cım. Hop birinci çalım. Tsubasa'dan bir speed shoot daha geldi. Bu gol olabilir. Evet bu gol oldu. Vallahi 8-0 bitti. Vay arkadaş. Vallahi bu ne ya. 8 oldu. Beklemiyordum. 8 tane atmayı beklemiyordum.
Kisugi şimdi yaptı çalımını. İkinci çalımı da geldi ve canını kulledi. Kisugi uzaktan bir şut denemek istiyor. Balaçutu bu sefer de 30 metreden sallayındırı ve kalecinin kucağına gitti ve topla. Nagano baktı kaleye, vurdu, kaleci yine çıkarttı. Kaleci de artık ne yapsın, kaleye atılan şutun haddi hesabı, bu kaleci ne yapsın? Düşünün, karşınızda bir takım var. Forvetleri pas ve şut atıyor kaleye. Kaleci için en büyük antrenman herhalde. Ve mücadelenin sonuna geldik. Mücadelenin sonunda Beypazarlı Soda'nın maalesef maçı kaybettiğini görüyoruz ve Nankatsu Azumaichi'yi, ne biçim isim, Azumaichi'yi 8-0'lık ezici bir galibiyetle geride bırakmayı başardı. Bravo Nankatsu, bravo çocuklar, bravo. Ishizaki gördüğünüz gibi çok mutlu. Bütün Nankatsu çok mutlu. Tsubasa'nın şu geriye doğru giden saçları beni benden alıyor. Vallahi billahi. Soda diyor ki, ben diyor artık diyor, yani ne diyeyim diyor Tsubasa, yine diyor yaptın yapacağını diyor. Efendim canım, senin şutun evet, Drago, zaten bu neyin nesiydi diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum o Sodacım. O şutu attım yukarı gitti. Gol olması lazımdı, dışarı çıktı. Heh, benim ayağım iyi, yani sıkıntı yok ayağımda. Aynen öyle diyor, ayağın nasıl diyor. Öyle çok büyük bir problem değil diyor yani. Sorun değil diyor. Ama kolum girsin diyor. Tsubasa diyor ki, ne demek istiyorsun diyor. Sonra görüşürüz Tsubasa. Tekrar konuşacağız diyor, görüşeceğiz diyor. Hadi görüşürüz canım. Oğlum Soda maçı kaybettin sen. I can't believe we lost. İnanamıyorum. Kaybettik diyor. Oğlum kaybettiği için sevinen bir futbolcu. Ben bunu ne yapayım takımımda? Takımda görmek istemiyorum seni Soda. Git buradan. Git. Ve antrenman vakti. Makoto Kitazume. Evet. Neredeyse maç vakti geldi diyor. Emin olun diyor. Vücudunuzun dinlendiğinden. Hay! Hay! Oğlum şeylere bakar mısınız antrenman? Ah! Adamın dibi. Bak. Şu adama iyi bakın. Bu adam adamın dibidir arkadaşlar. Yani oyunun animesinin en kral futbolcusu bence Yuga. Çok severim. Bu da en iyi kaleci bence. Wakabayashi daha iyi ama Wakashimazu gerçekten çok şey. Atletik maymun gibi bir kalecidir. Diyor ki şimdi bu. Bak diyor, Tsubasa'nın takımı uçtu gitti diyor anasını satayım. Bizim karşımıza bayağı kuvvetli gelecekler diyor. Sen diyor bu takımı iyi hazırla diyor kaptan. Yuga diyor. Yuga da diyor ki sıkıntı yok hocam diyor yani. Biz bu oyunun en papaz adamıyız diyor. Tsubasa Ishizaki ile birlikte gerçekten efsaneleşmiş bir isim. Ve Genzo Wakabayashi, ilk başlarda Wakabayashi Tsubasa'ya çok kıl olan hani bir ikili oluyor bunlar ama sonradan can ciğer kuzu sarması oluyorlar. En büyük arkadaşlıklar kavgayla başlar diye bir laf vardır bilirsiniz. Wakabayashi, Yuga, Tsubasa üçgeni tam olarak böyle oluşuyor. Öncelikle bu movie kısmına baktığımızda bütün çizgi filmler açılmış lan. Bakalım mı şuna bir? Vallahi bütün hepsi bak çizgi filmler abi, bildiğimiz çizgi filmler. Vay be, çok güzel ha. Buraya bir ilk defa baktım bu arada. Bir sonraki maça gidelim bakalım, olmaz bu da artık son maç olsun. Kaç dakika olmuş video? Arkadaşlar 48 dakika olmuş. Bir video daha, bir maç daha yapalım ve ardından videomuzun sonuna gelelim. Özellikle şuradaki muhabbetleri biraz anlamaya çalışacağım. Çünkü Tsubasa'nın bu maçta ben drive shoot öğreneceğini düşünüyorum. Hachi bana kardeşler diyor. Çok özel futbolculardır diyor. Stilleri çok özeldir diyor. Benim diyor canımı sıkma diyor. Onları göreceksin bak yakında diyor. Al diyor takımına koy, bunlar diyor 10 numara iş yapar diyor. Hadi yapalım Masao. Ne zaman istersen hazırım. Tamam, bunlar Tachibana kardeşlerin mevzuları. Ha, geldi Almanya. Alman futbolcular geldi oğlum, çok manyak futbolcular var ha. Schneider özellikle efsane. Doğru telaffuz ediyorum bunları. Az önce bir Alman futbolcu gösteriyordu. Dur burayı geçelim. Bakayım burada mı? Şu an burada yok. Tachibana kardeşler tamam. Tsubasa Tachibana kardeşlere karşı oynayacak. Daha sonra biliyorsunuz bunlar Tsubasa'nın takımına katılıyor. Yani Japonya milli takımında birlikte oynuyorlar arkadaşlar. Bunların hepsi şu anda hatırladığım kadarıyla. Şunu geç. Japonya'daki kulüpler, okul takımları, kulüpler falan böyle hepsi karmakarışık.
En son Japonya milli takımı Dünya Kupası oluyor ve Hyuga falan hepsi birlikte şeyde oynuyorlar. Allah'ım tutmasa. Karşıda çok yakın olduğum için geçtim yani. Sakar geçtikten. Al sana taşı bana. Taşı bana. Acı bana. Taşı bana, acı bana lan. Affet bunu valla. Tut oğlum. Aferin sana. Aferin o terler göğsünden teller aktı. Aferin onu sana. Alın teri diye buna denir. Pasu, Masu. Nagano sol taraftan şimdi bindirdi. Baktı orta alanda. Kisugi'yi gördü o da. Takım arkadaşı Taki'ye barak bırakmıştı ama olmadı. Masa şimdi. Oğlum. Acı bana ne oluyor lan? Bir acı bana. Aa ne oluyor lan? Test et bakalım bizim triangle şutumuz diyor. Aa Tsubasa'nın şeyi farklı. Kariyeri böyle ben bunu ilk defa görüyorum. Ha bu drive shoot mu attı bu? Top yukarı giderken aşağı inecek muhtemelen. Ishizaki hadi bakayım. Tutabilecek mi lan? Evet farklı. Farklı. Bunları ben hiç görmedim. Oğlum Ishizaki'ye bak sen. Ne yaptı lan şimdi böyle ne oldu? Ishizaki koştu koştu direğe vurdu. Bu adam düştü. Nasıl yaptın lan bunu? Aferin Ishizaki. Aferin oğlum ne yaptığını hiçbirimiz anlamadık ama hayırlı olsun olsun. Gitti direğe vurdu. Bunların direkten sekmelerini falan mı engelledi? Oğlum bu toplu abin aldı bunlar. Oh geldi taçı bana kardeşlerim muhteşem şutu. Evet buraları benim kesin görmem gerekiyormuş arkadaşlar. Ya ben ne yaparsam yapayım bunu görecek. Oh koydu oğlum. Oğlum durduk yere beni mağlup duruma düşürdün şimdi. Sırf ben bu hikayeyi boyu böyle göreceğim diye. Şimdi gel de çevir bu maçı ya. At şu Tsubasa'yı. Hop siliyor. Oluyor da. Hop. Bu iki. Al bakayım speed shoot. Tsubasa'dan bir speed shoot geldi. Bunu tutun lan. Hayda. Aa tamam kalecileri cacık acı. Sıkıntı yok. Bundan sonraki atacağım bir şut gol olacak. Oğlum bırakın lan. Oğlum şu adam topu kaybetmiyor. Bak ya. Hop. Bakar mısın acı? Al. Ayı olayı görmemişsin sen daha. Gönder Tsubasa'yı. Gidi. İki. Üç. Dört. Yürü oğlum Tsubasa. Gönder şimdi speed shoot'u ve gol olsun artık bir birlik eşitlik olsun lütfen. Ananın ki. Tsubasa içeride kimseye bakıyor. Şimdi bak yaptı ortasını Kisugi'den bir roşeta. Bakalım gol olacak mı? Ve gol oldu. Kisugi'nin muhteşem roşetasıyla Nankatsu eşitliği sağladı. Bravo çocuklar. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz sanki dolacak gibi geldi bu maç. Ne dersiniz? Tsubasa İkizlere karşı mücadele ediyor bu maçta. Nagano orta alanda baktı. Takım arkadaşı bak iyi oynadı. Tsubasa aldı topu yaptı çalım yine. Bakalım bir geçemedik onu. Onu da geçseydim muhtemelen şutumuzu atacaktık ama Ishizaki az önceki golü resmen kurtardı. Kisugi'den bir çalım gelir mi? Gelmedi çünkü kayarak idare ettiler. Oğlum nasıl geçiyorsun ya? Bana da öğret lan böyle harika bir geçiyorsun ya. Ki ben geçiyorum zaten. Ne öğretti lan bana. Lan çıkartma topu işte ne güzel. Dört kişiyi birden geçti. Ayı olayı gelmese. Aha Taki. Taki'den mükemmel çalım. Şimdi topla buluşan Kisugi. Çok etkili bir isim o da. Rapid. Başarım yapamadım. Tsubasa'nın enerjisi kalmamış. Lan. Ayı. Eyvah. Ayı olayı arkada kaldı. Vallahi bu da attı yine şutunu. Önüne geçin. Tut oğlum tut. Aferin senin tellerine kurban aferin. Nakazato. Ne? Nakazato'ymuş. Kisugi. Şimdi sol tarafta. Lugano'nun kuzeni Nagano. Ya oğlum bir tane düzgün pas at lan.
Soldan girdiğin hiçbir pası atamadın yani. Taki bana yine gidiyor ha. Taki bana at. Taki, taki olmadı. Olmadı. Çünkü çok yakında rakibine müdahale etmeyi başardı. Masa boşa kaydı. İnanılmaz. Satılan olmayan şeyler, olmayacak şeyler. Al pasını. Kisugi kendi tekniği. Hayır, takiyle oynadı. Taki sağ kanattan şimdi geçti rakibinin. Mükemmel bir çalım. İkinci çalımda gelir mi? Şimdi geldi ikinci çalım. Taki kaleciyle karşı karşıya gidiyor. Onu da geçti. Taki. Onu geçemedi. Keşke biz devam etseydim. Ben dedim ki adam onu da çalımlayayım. Şöyle güzel bir şekilde saçlandırayım dedim. Şu ana kadar olan bir tane her şey yan olmadı. Masa. Masi dedi ve geçti onu Kisugi. Kisugi'den mükemmel çalım. İkinciyi de attı. Kisugi kaleciyi karşı karşısına aldı. Balıkçuk geldi. Ama yine gol olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı oğlum ama şaka maka maç hala 1-1 ha. Bizim hemen bir tane kalmamız lazım. Masa geçti rakibini. Şuna pasını ama olmadı. Pas atmak zorundaydım çünkü enerjisi kalmamıştı Tsubasa'ndan. La oğlum basın lan. Basın. Niye durdun lan? Allah Allah. La oğlum. Tsubasa'nın sonu hiç fark etti. Herkesi geçiyorlar abi. İyiler ha. Fena değiller. Allah Allah. Taki geldi ve müdahaleyi yaptı. Kisugi topla buluşan isim sol tarafta yine Lugano. Pas özürlüsü Lugano. Masayla buluşturdu topu. Şimdi hızlı atak şansı. Masa Ozora geçemedi rakibini. Topla buluşan Izawa. Olmadı. Pas konusuna. Aferin sana odalar birbirinden oda. Kisugi attı pasını şimdi Lugano. Nagano lan ne Lugano. Lan bir tane de pas at. Lan bu ne kadar kötü pas atıyor ya. Kisugi'den mükemmel bir çalım geldi. İkinci çalım da geldi Kisugi yine. Karşı karşıya almak üzere. Aldı geçti onu da geçti. Neler yapıyor Kisugi bu maç. Kaleyi karşısına aldı ve çıkarttı şutunu. Bakalım gol olacak mı? Ay maşallah be. Maşallah maşallah. Nasıl bir kaleciksin lan? Bunu da tuttu. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Şimdi görürsün sen. Kisugi. Bir çalım daha geldi. Az önce yapamadığını bu sefer yapabilecek miydi derken maalesef orada savunmadan güzel bir. Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora. Gol Tsubasa'ya nasip oldu. Ve mükemmel bir gol geldi. Tsubasa takımını şimdi 2-1 öne geçirdi. Bravo Tsubasa. Japonya'nın çılgın yeteneği. Tsubasa Ozora coşturuyor bütün tribünleri görüyorsunuz arkada. Pompon kızlar yine zıplayıp duruyor. Hop olmadı. Şiyoran'ım. Duruyorlar. Gel. Spiker çok iyi değil mi? Aldın mı? Allah'ım nereye gitti? Bu ayı da fena değil aslında ama. Bana yönlere gidiyor. Lan çirkin insanlığı var. Böyle insanlığı var. Vallahi çok iyi. Zaten zarda gol atıyor. Tsubasa'dan yanlış bir pas geldi ama orada. Bakalım takım arkadaşları kazanabilecek mi? Şimdi Ayu Ayu geldi mi? Evet. Odalar belli. Oğlum bu odalar belli. Oynuyor ha baya. Nagano mükemmel çalım. İkinci çalım gelir mi? Gelmedi, o yüzden pas atmak zorunda kaldı. Çünkü arkadaşlar canı bitti bir tecek ya. Taki. Taki Taki. Taki'den üst üste çalımlar geldi. Tsubasa'nın takımı gerçekten bu maçta yine harikalar yaratıyor. Ama gol gelmedi. Sorun değil. Sorun değil çocuklar. Siz böyle oynamaya devam edin. Gol gelecektir. Orta geldi Nagano. Vurdu kafayı. Kaleci üstüne gitti. Bas oğlum bas. Yüzü kalmadı için kaymadı ama ilk yarıyı bitirdik. Yüzü kalmayınca kaymıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl böyle green screen falan çok daha iyi değil mi? Bir kontrol edin, bir sıkıntı var mı? Bu gayet vallahi güzel, mis gibi de görünüyor ha. Şu saçları falan düzelttik mi? Hiçbir sıkıntı yok. Şu an çok güzel. Tsubasa Ozora konuşmaya başladı yine. Siz diyor merak etmeyin diyor. Ben en kötü ihtimalle diyor bu sakat bileğimle bile o drive shoot'u denerim. Orta sahadan millete sallarım diyor. Ben hala iyiyim diyor, tamam. Sadece emin olmak istedim diyor. Okey okey. Seninle birlikte diyor daha çok yatıp kalkacağız maçın içerisinde diyor. Sadece emin olmak istedim iyi misin değil misin diye diyor. Ve ikinci yarı mücadelesi başlıyor arkadaşlar. Japonca oyunu sizlere Türkçe çeviriyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir anlatıma sahip. Bu videoda size bütün detayları anlatıyorum. Ne oluyor lan?
Ha, yine durduk yere bana gol attıracak oyun. Gol yedirtecek, düzeltiyorum. Ha, hadi başlıyoruz diyor. Bak, mümkün değil dedi. Mümkün değil, ben hala uçabilirim dedi. Ooo, Tsubasa çıktı ve o müdahaleyi yaptı arkadaşlar. Bir defans oyuncusu gibi. Allah! Allah! Omzu momzu gitti oğlum. Masao iyi misin lan? Masao. Ah. Benim düşmeme sebep Alolo'dur. Tsubasa. Tsubasa iyi misin lan? Omzum. Efendim? Evet ben iyiyim. Hala öyle. Hala oynayabilirim. Efendim canım. Senin diyor yardıma ihtiyacın var diyor. Git diyor medik şey diyor. Tedaviye ihtiyacın var diyor. Evet. Tsubasa git çıkman lazım oyundan diyor. Çıktı mı lan Tsubasa oyundan? Ne oldu Tsubasa? Ne oldu, kötü düştü ha. Vallahi kötü düştü. Bakalım oyuna devam edebilecek mi? Pek sanmıyorum diyor spiker de. Öyle kötü düştü gidiyor. İyi misin Tsubasa? Evet. İyiyim diyor. Ama diyor sol tarafım benim gitti. Ben hala oynayabilirim diyor. İnan bana diyor. Güven bana, ben hala oynayabilirim diyor. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım. Uç ya da öl. Tsubasa kafayı yedi arkadaşlar. Bu hayatını bitirecek, haberi yok ha. O topa sana vurdurmamış, kusura bakma. Az önce Tsubasa neler yaptı o topa vurdurmamak için. Canını koydu, canını. Takiyi topla buluşan isim şimdi Kisugi ile oynadı. Kisugi'den bir çalım gelir mi? Hayır. Ama Tsubasa orada biraz tutuk başladı ikinci yarıya. Tsubasa ikinci bölüme değil, ikinci yarıda başlamadı. Izawa geldi orada müdahale yaptı, aferin oğlum sana. Şimdi topla buluşan Yonagano bakın pas attı. Aferin lan, bu sefer doğru attı. Mükemmel bir çalım. İkinci çalım gelmedi çünkü önceden müdahaleyi yaptı ve beklemiyor. Tsubasa. Sana güzel olur oğlum. Izawa'dan. Oh. Oha, Yonagi de geçti. Aferin sana. Aferin Morisaki. Izawa şimdi topla buluşturdu. Nagano yine. Tsubasa topla buluştu. Tsubasa topla buluştuğu zaman kayarak müdahale ediyorlar hep. Ver şu an Yonagi. Nasıl çekiyorsun sen onu ya? Odalar birliği yine yetişti valla. Aferin lan. Orakün. Nagano. Ortalama oynadı şimdi Tsubasa. Bak bak bak. Nasıl kayıyorlar, gördünüz mü lan Tsubasa'ya? Hadi be. Tsubasa koşamıyor mu? Bana böyle geldi. Hadi be. Onu da geçebilseydim arkadaşlar. Enerji fulleyecektim. Taki. Şimdi pasın altı sütüsü giden. Mükemmel bir çalım. İkinci çalım gelir mi? Gelmedi çünkü onun da enerjisi yamuldu herhalde ya. Allah'tan 2-1 öndeyiz ha. Oğlum Tsubasa çıkarsa. Heh. Şimdi bak ikinci gole bak. Tsubasa Ozora sakat omuzla oynuyor. Attı şutunu. Kalecinin canını götürmeye başladık arkadaşlar. Kisugi çok süratli gerçekten. Yaptı ortasını şimdi. Orada Taki topla buluştu. Vurdu kafayı kalecinin üzerine gitti yine. Canını götürmeye devam ediyoruz kalecinin. Bir orta daha geldi. Kisugi'den bir kafa. Yine kalecinin üzerine gitti o top. Ama artık atılacak ilk şutta golü bulacağını biliyor Nankatsu. O yüzden rakip takımın çok dikkat etmesi lazım. Uzun bir süre şut attırmaması gerekiyor. Nankatsu ama Nankatsu gol atmak istiyorum diyor. Topu Tsubasa alabilirse gerçekten tehlikeli bir pozisyon üretebilir. Oğlum aynı olayına bak ya. Odalar Birliği. Odalar Birliği geldi yine. Müdahalesini yaptı. Oğlum çok iyi lan bu Odalar Birliği. Eyvah. Yedik mi? Hah. Aklı önünü oğlum. Aferin Ayyubay'ı. Aferin sana koçum benim. Oyna Tsubasa'ya oyna. Taki oynadı şimdi Tsubasa'ya. Tsubasa. Sonra. İkinci çalım. Gole gidiyor Tsubasa. Üçüncü çalım. Dördüncü çalım geldi. Kalegi'yle karşı karşıya Tsubasa. Attı şutunu. Vur oğlum. Ve gol. Öyle kalecimizi de içeri sokarım. Hiç kusura bakmayın. Hiç kırık omuz kırık omuz dinlemeyiz. Bak solumuzu aşağıda görüyor musun? Ben omuz arası oynarım diye demeden çıktı yine. Topun oynamaya devam ediyor. Vallahi adamsın Tsubasa. Tsubasa bu arada Müslümandır arkadaşlar. O yüzden Allah'ım diyor. Bunu da bilin yani. Bu bilgiyi de öğrenin. Tsubasa'dan arka arkaya çalımlar geldi. Mantiyam gibi maşallah. Hop. Pas oğlum. Aferin Ibami. Baksana onun pası.
Müdahale konusunda biraz sıkıntıları var tutmasam ama atakta efsane. Zaten müdahale etmesini de beklemezsin. Tsubasa neler yapıyor neler bu akşam. Çok kızmış belli ki. Çok kızmış. Attı şutunu yine ama yine gol olmuş. Yani daha çok var çünkü. Biz şu şeyi öğrenene kadar arkadaşlar. Nedir o? Drive şutu öğrenene kadar Tsubasa ile böyle boş boş şutlar atacağız. Hikayede belli. Odalar Birliği şimdi oynadı ama gelmedi Nagano ya. Zaba o da geçti. Onu da geçti maşallah. Tsubasa arkadan geliyor şimdi. Bastı aldı. Bravo oğlum Tsubasa'ya. Pası bıraktı şimdi Iwami ile oynadı. Iwami orta alanda topla buluştu. İçeriye kat ederken şimdi Kisugi. O da gerçekten çok yetenekli bir forvet. İşte gördünüz. Evet gördünüz. Bakmayın lan iyidir iyidir. Kisugi de fena değildir. Yani işte ortalama bir forvet yani. Bize çok gol kazandırdı. Şimdi öyle de demeyelim. Hakkını yedirtmem yani. Tachibana'ya geldi bastı ama. Odalar Birliği geldi orada. İzama bas oğlum. Neredesin Odalar Birliği? Bas buna İzama. Aferin benim aslanım. Aferin benim aslanım ha. Kisugi tek top oyunu mükemmel çıktı lan Katsu. Taki aldı şimdi karşısına kaleyi. Ne kalitesi lan? Ne kalitesi bu? Kafayı yaktın Taki. İzama. Aferin Iwami. Taki orada geçemedi bir türlü çünkü rakip atlamadı. Çalım yaptım ama rakip atlamadı. Ben o hareketi yaptığımda rakibin de üzerine deş atmak lazım. Gel buraya. Yine Odalar Birliği çalışıyor yemin ederim. Oyundaki en iyi savunmalardan biri herhalde. Odalar Birliği neler neler yapıyor. Iwami topla buluştu şimdi. Sağ kanatta oynadı Taki ile. Taki. La oğlum. Hah bunu da geçtim. Yürü oğlum. Aha onu da geçtim. Aa bunu da geçti. Taki! Taki kaleciyle karşı karşıya kalana kadar der şey. Vurduk ve yine çıkarttık. Hop gül! Oğlum ne yere vuruyorsun lan topu? Nereye vurdum oğlum ben? Kalecinin üzerine giden bir şut olsaydı bile gol olacaktı hani. Kale tutsa yeterdi. O kadar gücü yoktu kalecinin. Ver şu topu diyor. Tutu masayı da geçti. Ah bunlar geliyor bu sefer biz onlar. Odalar Birliği ya daha Odalar Birliği ile ayı olayı falan geçiyorlar ama Odalar Birliği'ni geçemiyorlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Oo daha gelemedi bile. Odalar Birliği karşısına aldı rakibini. Bak gördün mü onu bile müdahale. Lan sen nasıl bir Odalar Birliği adamısın ya. Aferin sana ya. Masanın takımının en iyi savunmacısı. Odalar Birliği. İzama. Şimdi hız atak şansı. Tsubasa. Ulan oğlum bu çok kötü ya. Nagano'nun pasları acayip kötü lan. Bu kadar kötü niye yapmışlar arkadaş? Takashi Gatu. Odalar Birliği gel oğlum oradan. Allah Allah. Şimdi Tsubasa. Hohoho. Tsubasa'nın çok güzel görünüyor abi. Baksana ya. Muhteşem. Müthiş müthiş. Hohoho. Bütün takımı dizdi ama orada maalesef artık kayarak müdahale geldi ve hadi de hayırdır nereye gidiyor? Tsubasa'nın orada bir koşusu var. Kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Tsubasa geçti yine rakibini. Baktı kaleye. Attı şutunu. Bakıyoruz hemen. Aha drive şut. Yine drive şut attı. Bu sefer de direkte patladı değil mi? Hemen bir konuşma gelecek tabii. Oh. Hadi. Bu sefer diyor az kalsın gol oluyordu diyor. Demek ki diyor ben diyor drive shoot'a artık hazırım diyor. Direğe çarpmasaydı gol olacaktı diyor. Drive shoot'u artık öğrendim diyor. Sağ bakayım. Tam basıyordum be şutu. Lan. Lan. Benim drive shoot'u bir atayım da ondan sonra alırsın golüm. Lan oğlum pasa 5000 kere basıyorum. Al Odalar Birliği geldi. Çok geriden bastım ya bu sefer Odalar Birliği ile. Yoksa iyi alan. Hah bitti hadi bakayım hah. Hah yürüyün lan elinize. O ne lan ilk yarı mı bitti? Hah yok maçı kazandık tamam güzel. Evet bir maç daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Evet 1 saat 10 dakikalık bir videomuz olmuş. %55'lik toplu oynama oranıyla Hanawa isimli bu takımı ezdik geçtik abi. 16 tane şut atmışım adamların 9 şutu varmış. Vay maşallah. 94 kere başarılı hareketim varken rakipte 87 kereymiş. Ey maşallah nasıl bir mücadele arkadaş. Takeshi Furuya diyor ki o nasıl diyor doktor diyor. Tsubasa iyi mi diyor. Şimdilik diyor omzu biraz daha iyi diyor.
Sıkıntı yok diyor. Bu verdiğim antibiyotikleri kullansın diyor. Onun hiçbir şey kalmayacak, merak etmeyin diyor. Teşekkür ederim doktor diyor. Doktor diyor. Omzum size emanet diyor. Şey yaptım diyor. Tutmasa, sakatlandığın zaman diyor top oynayamazsın diyor. O yüzden ben diyor kravatımı moratımı giydim, seni iyileştirmeye çalışıyorum diyor. Nankatsu'nun kaybetmesini de istemiyorum açıkçası diyor. Vallahi hocamız sağ olsun. Nankatsu taraftarıymış aynı zamanda da. Hem doktor hem Nankatsu taraftarı. Ne oldu Tachibana'lar? Omzun nasıl Tsubasa diyor, görüyor musun bak abi? İyi, çok şükür. Tachibana'lar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu benim hatam, üzgünüm diyor. Bu senin hatan değil diyor. Bu sadece bir oyun diyor yani. Ama benim hakkımda endişelendin sen diyor. Güzel maçtı diyor. Gerçekten mi? Play halkı bilmem ne. En iyisini oynamaya devam et diyor. Hep diyor en iyisi seviyede oynanıyor. Aferin Tsubasa diyor. Sen diyor kesin Japonya milli takımına gidersin diyor. Sağ ol Tachibana'cığım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel görüşün için. Hey, isn't Hyuga Matsuyama burada? Hyuga ve Matsuyama orada değil mi diyor? Matsuyama bayağı iyi adam arkadaşlar. Onu ben size söyleyebilirim. Matsuyama gerçekten iyi. Hyuga da iyi, Matsuyama da iyi. Ne yapıyor oğlum bu? Matsuyama'ya bak, Hyuga'ya meydan okudu. Bakayım. Lan videoyu kapatamıyorum. Evet. Evet canlar. Bu mücadelenin artık sonuna gelmiş olduk. Bu mücadelenin demeyeyim de bir sürü mücadelenin sonuna da geldik. Yani 3 maç falan attık herhalde. Uzun bir bölüm oldu. Bundan sonra şöyle green screen kullanarak yine eskisi gibi biraz videolar hazırlayayım size. İzleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Tsubasa gelmeye devam edecek. Ondan sonra da Avengers gelecek biliyorsunuz. Avengers da benim heyecanla beklediğim bir oyundu. Dördünde çıkışını yapacak. Ben de haldır huldur hemen hikayesine girişeceğim arkadaşlar. Aslında oyun çıkışını yaptı ama Deluxe Edition satın alanlara çıkmış. Bu ayrımı da hiç sevmiyorum abi. Çok sinir bozucu bir şey. Biz de oyunu sipariş ettik ama yok efendim. Deluxe Edition alırsanız yani parayı biraz daha basarsanız daha erken oynarsınız filan olayı. Abi günümüzde geldiğimiz nokta artık rezalet ya. Ben şimdi oyunu satın aldım mesela, bekliyorum. Bütün herkes aldır aldır oynuyor. İster istemez gözüme çarpıyor. İzliyorum, spoiler yiyorum falan filan. Hemen kapatıyorum valla. Adam akıllı izlemedim yani. Kapattım hemen. Neyse efendim. Videomuzun artık sonuna geldik. İzleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bol bol like ve yorum bekliyorum. Bay bay.